Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da önemli çalışmaları vardı. İstanbul kararını nasıl verdi diye insanlar merak ediyorlar. Kadıköy kararını oradan başlayalım. Evet, aslında ilk geldiğim günlerde bu soru çok fazlaydı. Çok haklısınız. Ama şimdi artık bunu insanlar kabul etmeye başladı. Şöyle bir şey, tersine de şöyle oluyordu Hakan Bey. Mesela ben Ovacık ve Dersim'de belediye başkanı iken üniversitelerde yaptığımız panellerde bana buralar küçük şehirler, kırsal kalkınmayla ilgili çalışmalarınız iyi ancak peki kent, şehir ya da metropol dediğimiz büyük kentlerde bu programınız olabilir mi sorusu çok fazlaydı. Orada da kendinizi ortaya koyun, gösterin. Evet. Projelerinizi bir de orada sınayın mı dediler mesela. Yani, biraz insanlar mı teşvik etmiş oldu bir anlamda sizi? Bir yerde şöyle, yani bizi orada sanki küçük bir kentin dışında bir şey yapamaz gibi algılayan bir anlayış vardı. Tersine siz buralarda, büyük kentlerde bunu yapabilir misiniz dediğimizde biz şunu diyorduk. Kesinlikle bu sosyalist bir program, bu program bütün kenti değil, dünyanın herhangi bir şehrini ya da ülkeyi yönetebilecek bir program olduğunu söylüyorduk.